her şey yarım kalıyor. Covid-19 virüsü nedeniyle son nefesini verenler arkalarında trajik öyküler de bırakıyor. Gidip giden canlarla kalplere, evlere ateş düşüyor. Geride kalanlar bir yarım kalmışlığın hüznünü taşıyor. Bu acıyı bir nebze de olsa paylaşmak ve ders çıkarmak umuduyla yarım kalan öyküleri ekrana taşımaya devam ediyoruz. İşte ailesinden iki kişiyi birden kaybeden Filiz Baş'ın yaşadıkları. İnce bir çizgi var. Ancak son dönemde koronavirüs döneminde bu çizgi biraz daha kalınlaştı ve her birimizin hayatında ölüm korkusu müdahil oldu. Filiz Baş 25 yaşında ailesinden iki kişiyi bu virüs yüzünden kaybetti. Sevdikleri için bir cenaze töreni bile düzenleyemedi. İlk kaybımız halamdı. Halam cuma günü vefat haberi geldi. Malatya'da yaşıyordu oğluyla. Kuzenimin yanında kalıyordu. Ama onda da cenazeyi bekletemeyeceklerini söyledi. Hani izin belgesini çıkartana kadar hani zaten o süreç falan saatte epey geçecekti. Uçak seferleri yoktu. Karayollarıyla gitmek zorundaydık. O da Malatya uzun bir yoldu. Gidemedik o yüzden. Pazar sabahı da hani dedem için aradılar hastaneden, hani vefat etti cenaze işlemleri için. Dedemin vasiyetiydi zaten memlekette gömülmek. Hiçbir şekilde İçişleri Bakanlığı önergesi vardı zaten. İzin verilmedi. Yani kimseye tolerans gösterilmiyordu. İzin çıkmayınca burada Kayabaşı mezarlığında defnettik. Dediğim gibi koronavirüsü olunca biraz daha işlemler bildiğimiz usulün dışında gerçekleşti. Yani çok alışık olduğumuz bir şey de değildi. Kültürümüzde bir gasilhaneye girmek, yakınları tarafından yıkanmak ve gömülmek süreci var. Cenaze süreci. Ne taziye ne de cenaze oldu sanırım. Neler hissettirdi bu size? Hani son kere göreyim, işte vedalaşayım. Onların hiçbirine izin verilmedi. Hani birbirleriyle bile doğru dürüst vedalaşamadılar. Dedemi defnettik. Herkes ayrı ayrı evine geldi. Sadece bu kadar. Dayım evinde, teyzem evinde, biz evinde. Ne bir taziye çadırı kurabildik, ne bir taziye yeri kurabildik, ne gelenimiz oldu, ne biz gidebildik. Hiçbirini yapamadık ya. Hani bir helvasını kavuralım, dağıtalım, bir hayrını yapalım, dağıtalım. Yani yüzyıllardır süre gelen hani alışkanlıkları da ritüellerin hiçbirini yerine getiremedik. Çok eksik hissettik kendimizi ya. Bazı şeyleri kaybetmeden farkına varmak gerekiyor, kıymetini bilmek gerekiyor. Hiçbir şey yokmuş gibi davranan insanlar, ben zannediyorum ki hiç yakınlarını kaybetmeyen insanlardır. Dedemi, halamı kaybetmeden önce Fahrettin Koca'nın her gün aynı saatlerde açıkladığı ölüm haberleri sadece rakamdı, sayıydı. Yani şurada sayı. Ne zaman ki o sayılara dedemle halamı da dahil ettim, o zaman hani durumu ne kadar ciddi ya da durumun ne kadar acı verici bir olduğunu o zaman fark ettim.